Türk dostu Kral Faysal. 1964'te Arabistan tahtına geçen Kral Faysal, İslam Birliği düşüncesindeydi. İlk icraatı kraliyet çocuklarının ABD ve Avrupa'da eğitim görmesini yasaklamaktı. Tehlikeyi görmüştü. Çocuklar kendi ülkesinde eğitim görsün dedi. Kral Faysal bir gün Topkapı Sarayı'nı gezerken Fahrettin Paşa'nın getirdiği kutsal eşyaları görür ve şunu der: Allah rahmet etsin Fahrettin Paşa'ya. O getirmemiş olsaydı bunları bizim Bedevilerden biri alıp birkaç kuruşa satardı. Biz de şimdi nerede olduğunu bilmezdik, dedi. Bir Türk'le evlendi. 1932'de Dışişleri Bakanı olarak Rusya'yı ziyaret eden Faysal, dönüşte uğradığı İstanbul'dan İffet Hanım'ı da yanına alarak Suudi Arabistan'a gitti. Aynı yıl evlendiler. 7 çocukları oldu. İffet Hanım eşine Türkçe, eşi Faysal da İffet Hanım'a Arapçayı öğretti. Kraliçe, İffet'in oğullarından biri olan Prens Suud, 1975'ten 2015'e kadar yaklaşık 40 yıl boyunca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptı ve dünyanın en uzun Dışişleri Bakanlığı yapan kişisi olarak tarihe geçti. Kral Faysal, petrolü İsrail'i destekleyen ülkelere karşı bir silah olarak kullanmak amacıyla 1968'de tüm Arap ülkelerini birleştirerek petrol ihraç eden Arap ülkeleri OPEC'in kurulmasını sağladı. Böylece Batı'ya karşı istedikleri özgür kararı alabileceklerdi. 1973'te İsrail Kudüs'ü işgal etmeye başlayınca Kral Faysal, İsrail'e destek veren Amerika başta olmak üzere tüm batılı devletlere OPEC'in petrol ambargosunu uygulamaya karar verdi. Bu durum ABD ve Batı'yı zor durumda bıraktı. Zor durumda kalan ABD, Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Kral Faysal'a gönderdi. Kissinger, Kral Faysal'ı ambargo kararından vazgeçirmek için her yolu denedi. Fakat Kral Faysal resimdeki gibi yüzüne bile bakmadı. Kissinger hatıratında Faysal oldukça sinirliydi. Uçağımın yakıtı bitti. Deposunu doldurur musunuz dedim. Kral sert bir şekilde ben yaşlı bir adamım. Ölmeden önce tek dileğim Mescid-i Aksa'da 2 rekat namaz kılmaktır. Sen bu konuda bana yardımcı olabilir misin dedi. Yahudi asıllı Kissinger petrol kuyularımızı bombalarız diye tehdit etti. Kral şunu unutmayacak cevabı verdi. Petrol kuyularını bombalayabilirsiniz. Ancak unutmayın ki biz ve atalarımız hurma ve deve sütüyle yaşıyorduk. Yine öyle yaşayabilirsiniz. Peki siz petrolsüz yaşayabilir misiniz? Dedi. Avrupa ve Amerika'ya petrol sevkiyatını durdurdu. Kısa sürede tüm dünyada petrol ve enerji krizi baş gösterdi. O dönem Time dergisi Kral Faysal'ın yılın adamı seçip dergiye resmini kapak yaptı. Kral Faysal Filistin'in kurtuluşu için cihat eden çok etkileyici bir konuşma yaptı. Konuşmasında Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için ölmek çok şerefli bir ölümdür diyordu. Buyurun konuşmasını izleyelim. Buyurun. الضمير العالمي أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية، لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية. إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت، أن يكتب لي الموت شهيداً في سبيل الله. أرجو أن تعذروني. إذا ارتج علي فإنني حينما أترك حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المفاسد والمعاصي والانحلال الخلقي أين يد الله مصطفى إذا لم يكتب لنا الجهاد وتصميم هذه المنطقة
مقدسات ألا يكفيني لحظة واحدة من حياتي. Dünyanın her yerinde Muhammed Esad, Malcolm X, Muhammed Ali, Muhammed Kutup gibi Müslüman şahsiyetleri ülkesine davet ederek destekledi ve himaye etti. Kral Faysal 1975'te sarayında suikaste uğradı. Yeğeni Faysal bin Müsait yanına sokularak tabanca ile iki el ateş etti. Kralı çenesinden ve kulağından vurdu. Ağır yaralanan Kral Faysal öldü. Suikasti yapan Faysal bin Müsait o dönem Amerika'dan yeni gelmişti. Her şey çok açıktı. ABD suikastı ile bölgedeki tüm Arap devletlerine bize karşı gelmenin sonu bu olur diye mesaj verildi. Bundan sonra korkudan kimse karşı gelemedi. Ölümünden sonra yine kardeşi Halid bin Abdülaziz geçti. Kral Faysal'ın milli politikalarını değiştirdi, ABD'ye teslim oldu. Kral Faysal Türkiye'yi İslam dünyasının önderi kabul etti. Şöyle demişti: "Dünyada bir Müslüman devlet vardır, bu da Türkiye'dir. Bu yüzden Türkiye ayağını kaldıracak, biz de onun izine basacağız. Milli Araplara selam olsun."